herkese göre değişebilen bir kavram olan gücün tanımına bağlı olarak güçlü insanınsa algılanışı kişiden kişiye göre değişebiliyor. Bugün Eskişehirlere mikrofonumuzu yönelteceğiz ve sizce güçlü insan kimdir diye soracağız. Bakalım Eskişehirli ne diyor? Vallahi şu an hiç aklıma gelmiyor. Ne yalan söyleyeyim. Sizin böyle güçlü olarak tanımlayabileceğiniz özellikler var mı? Kendine güvenen bence. Aynen. Kendine güvenen insan çok güçlü bir bireydir. Evet. Çünkü hiçbir yerde bir zorluk çekmez. Çünkü kendine güveniyordur. Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Ya ben kendime güvenirim ama konudan konuya değişir. Çok güçlü bir insan olduğumu düşünmüyorum. Ama yine idare ediyor ya, öyle. Peki güçlü bir insan olmak için veya güçlü bir gelecek olması için neler yapıyorsunuz? Hayallerimizin peşinden koşuyoruz diyelim. Evet. Öyle söyleyelim. Güçlü insan özgür insandır bence. Güçlü insan kimdir sizce? Güçlü insan Allah'a inanırsa insandır. Bu kadar. Teşekkür ederim. Çünkü kul unutur ama Allah hiç unutmaz. Düzgün, işini iyi yapan, genel evrensel etik değerlere uygun, genel ahlak değerlerine uygun güçlü insandır. Böyle tanınıyorum. Kendine güvenendir. Ne diyeyim başka? Biraz daha açar mısınız? Nasıl tanımlarsınız siz güçlü insanı? Kendine özgüveni olan, kimseyle dalaşı olmayan, kaprisi olmayan, kendi hayatında insanlara yardım edebilecek gücü varsa eğer, bence güçlü odur, inancı varsa. Peki siz yaşantınızda kendinizi nasıl görüyorsunuz? Bana bizde mücadelelerimiz oldu. Yani insanın hayatında bence şıkları olmalı. Bir yolunda ilerleyemediği zaman başka bir şık olmalı, tıkanmamalı diye düşünüyorum. Yani ahlayıp bahlamamalı. Ben birkaç kez Hazreti Mevlana'nın seri kitaplarını okumuştum. 3 kitap. O zaman daha böyle 27'li, 28'li yaşlardaydım. İyi ki de okudum. Bir kişinin başına bir şey geldiği zaman, işte şöyle yapsaydı da, elinde tutsaydı, şöyle yapsaydı da, şu yolda gitseydi diye eleştireceğinize diyor. Sizin başınıza bu geldiğinde ne yapardınız diye çözüm üretin ki cennete yol açın kendinize. Ben de hayatta şıklar olması taraftarıyım. Yani bir şey olamadığı zaman daha başka bir şık yolundan gitmeli, tıkanmamalı. Çünkü Rabbime inandıktan sonra Allah kimseyi darda bırakmaz. Peki geçmişinizde güçlü bir anınızı hatırlıyor musunuz? Var mı? Eşim asker benim. Gurbet gezdiğimiz için illaki eşin yanında olamıyor, çocuğun ateşlenebiliyor. İstediğin zaman bir gideceğin yere gidemiyorsun, geleceğin yere gelemiyorsun. Bu dönemlerdeki gibi değildik biz. Şimdi imkanlar çok. O zamanlar doğularda falan görev yapıyoruz biz. İmkanın yok, araç kullanamıyorsun. Yani çok zor şeyler biz de atlattık. Ama şükürler olsun. Bilemedim ya. Kendine güvenen, yaptığı işlerde başarılı olan insanlar güçlü insanlar bence, bana göre. Herkes tarafından sevilen, sayılan, takdir edilen, onlar güçlü insanlar. Peki siz kendi yaşantınızda kendinizi nasıl görüyorsunuz? Yani tabii ben de güçlü görüyorum ama tabii insanların nasıl gördüğü önemli. Benim nasıl gördüğümden ziyade. Ama iyi durumda gibiyim yani, bilmiyorum. Öyle. Peki hayatınızda kendinizi güçlü hissettiğiniz bir an var mı özellikle? Güçlü insan maddi gurumu iyi olandır. Öyle mi düşünüyorsunuz? Peki siz kendinizi nasıl görüyorsunuz yaşantınızda? Yaşantımızı gayet normal görüyorum. Ama şükürler ki sağlığımız yerinde. Kendine güven veren. Peki bir insan nasıl kendine güven verebilir? Hangi özelliklere sahip olmalı? Dürüst olması için. Dürüst insan her zaman kendine güven verir. Peki siz kendinizi nasıl görüyorsunuz? Gayet dürüst görürüm. Herkes kendini dürüst görür de. Yalan dolan söylemeyen insan dürüsttür. Çok konuşan insan yalan söyler. Daima kendine özgüven olan insan güçlüdür. Özgüven önemli. Teşekkürler. Sizin düşünceniz nedir? Bütün engelleri aşıp kendi ayaklarının üzerinde durabilen güçlü bir insandır. Her şeye rağmen. Peki siz kendinizi nasıl buluyorsunuz? Gayet güçlü buluyorum. Kendi ayaklarının üzerinde her bakımdan, ekonomik olarak, sosyal olarak durmasını başarabilen insandır. Güçlü insan budur. Peki siz kendinizi nasıl buluyorsunuz hayatınızda? Güçlü müsünüz? Kimse kendini herhalde güçsüz bulmaz. Herkes kendini güçlü bulur bu şekilde. Peki hangi özelliklerinizle güçlü buluyorsunuz? Hangi özelliklerimle?
bir şeyi başarmak için çok inatçıyımdır. Ve etraftan beni etkilemeden çok fazla izin vermem. Başarmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Ve başarmak isterseniz zaten bir şekilde yollar açılır ve onu başarırsınız bir şekilde. Bunu söyleyebilirim. Peki kendinizi özellikle güçlü hissettiğiniz bir an var mı hayatınızda? Hatırlıyor musunuz? Yani güçlü hissettiğim yan. Evet. Dediğim gibi yani bir şey başarmak istediğinizde. Yani güçlü hissettiğiniz bir an var mı özellikle kendinizi? Hayatımın her anı. Hayatımın her anı. Bunu söyleyebilirim. Vallahi güçlü insan, paralı insan herhalde şu devirde. Paralı yani. Başka bir şey diyemiyorum. Çünkü güçlü ne kadar güçlü olursan ol, paran yoksa o kadar da güçlü değilsin yani. Peki siz kendinizi nasıl görüyorsunuz? Ben bir vatandaşım ya. Ben yurt dışında yaşıyorum. Hollanda'da yaşıyorum. Turistim. Türkiye hakkında o kadar politikasıdır, şudur budur bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Buradaki insanlar diyor ki ya euro çok para yapıyor. Vallahi bozdurduk mu hiç para yapmıyor. Anında bitiyor. Demek ki biz de güçlü değiliz burada. Euro da güçlü değil. Bu kadar. Düşünebilen, soran insandır, özgür insandır, güçlü insan. Ayakları üzerinde durabilen insandır. Başka bir şeyler söyleyeyim. Özgür insan ne demektir? Ya özgür insan kendi iradesini kullanan, başkalarının kulu kölesi olmadan hareket edebilen insandır. Kendi düşünceleriyle, bilgiyle özgürleşen daha doğrusu, bilgiyi takip edip onunla kendini geliştirebilen, dönüşebilen, gerçekleştirebilen insandır. Peki hayatınızda kendinizi özellikle güçlü hissettiğiniz bir an var mı? Güçlü hissettiğim an? Her zaman güçlü hissediyorum. Ben kalp hastası bir insanım ama annem kanser, ona bakarken veya İşte çocuğumla ilgilenirken her zaman ben kendimi güçlü hissediyorum. Güçsüzlüğü sevmiyorum zaten. Bizlerdir. Başka ne olabilir ki? Peki siz kendinizi nasıl buluyorsunuz? İyi hissediyorum yani. Hayata mücadeleye devam etmeye çalışıyorum. Peki kendinizi hayatınızda özellikle güçlü hissettiğiniz bir an var mı? Yok, hayırlısını istiyorum yani hayatım. Başka başarılar diliyorum. Kendine güvenen, kendine inanan ve kendinin başarılı olabileceğini bilen insandır. Özgüveni olan ve karşısındaki insana saygıyı, sevgisini sunan ama kendi özlüğünden, özveride çok fazla bulunup kendi benliğini kaybetmeyen kişidir. Peki siz kendinizi nasıl görüyorsunuz? Ben kendimi özgüvenim yerinde, tek başınayım, her şeyi başarmış bir kişi olarak, emekli olup hayatın tadını çıkaran bir kişi olarak görüyorum. Kendine güvenen insandır. Nedir kendine güvenen insan? Biraz daha kendisi. Kendine güvenen mesela eğer bir şey bilmiyorsa onu bilmiyorum diyebilen insandır benim yanımda. Yoksa ne bileyim yani şimdi birden böyle aklına gelmiyorsun. Peki siz kendinizi nasıl görüyorsunuz? Kendime güvendiğimi hissediyorum. Peki yaşantınız boyunca kendinizi özellikle güçlü hissettiğiniz bir an var mı? Güçsüz hissettiğim an yok da hep güçlü hissediyorum zaten. Güçsüz hissettiğin zaman gidersin zaten. Nelerinizle güçlü hissediyorsunuz kendinizi? Her şeyimle, yaşamla yani hayata bağlı olacaksın. Yoksa güçsüz hissedersen kendini kaybedersin. Yani hayata sarılacaksınız. Güçlü insan Allah'tır. Başka yok. Evine, çoluğuna, çocuğuna bakabilen en güçlüdür bence. Kendine siz nasıl birisiniz? Aynı o gibi biriyim işte. Yıkılmaz, sarsılmaz. Aynen. Kimisi var kuvvetli, o güçlüdür. Kimisi bilgi yönünden güçlüdür. Peki kendinizi nasıl görüyorsunuz? Ben orta görüyorum. Hangi bakımdan? Güç, bilgi bakımından. Adil insan güçlüdür. Adil insan güçlüdür. Evet. Peki siz kendinizi nasıl görüyorsunuz? Vallahi ben adil bir adamım ya. Öyle görüyorum. Teşekkür ederim. Önemsiyorum bunu. Peki yaşantınızda kendinizi özellikle güçlü hissettiğiniz bir an var mı? Hatırlıyorum. Arkadaşlık ilişkileri. Nasıl arkadaşlık ilişkileri? Açar mıyım? Fazla iyi. İyi bir çevrem var. Olabildiğince paylaşmayı seviyorum. Çünkü sevginin ve bilginin paylaşarak arttığına inanıyorum. En güçlüğüm de bu. Teşekkürler. Peki sizlere de soralım, sizce güçlü insan kimdir?
güçlendir. Güçlü insan benim hayatımda İbrendir. Yapma şimdi canım bu kadar. Dediklerine katılıyorum. Kesinlikle adil olan kişi güçlü kişidir. Ayaklarının üzerinde durabilmeyi başaran kişi güçlü kişidir. Hayatın zorluklarıyla mücadele edebilen kişi güçlü kişidir. Peki siz kendinizi nasıl buluyorsunuz? Kesinlikle kendimi çok güçlü buluyorum. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bence birbirimize sorsan çok daha iyi sonuç alabilirdin. Evet, siz hanımefendi ya, nasıl? Ya geçti artık, geçti. Birincisi, maddi ve manevi yönlerden zengin olan kişi güçlü insandır. Eğer maddiyat yoksa bir şekilde tabii maddi durumu olanlara göre biraz zayıf kalıyorsunuz. Bir de insanın manevi gücü olması lazım. Eğer bu da varsa, maddi ve manevi gücü varsa çok güçlü insandır. Peki siz kendinizi nasıl buluyorsunuz? Ben orta seviyede buluyorum. Orta güçlü. Orta güçlü diyeyim. Tam olarak bütün her şeyiyle maddi olarak da güçlüyüm, manevi olarak da güçlüyüm diyemiyorum şimdi. Ama normal olarak, normal bir vatandaş gibi veya ortalarda diyeyim. Güçlü insan, aslında ben babama katılıyorum. Aynı şekilde hem maddi hem de manevi açıdan güçlü ise güçlü bir insandır. Bir tarafın eksikliği olduğu zaman bir de çevrenin çok, nasıl söyleyeyim, akrabalar, arkadaşlar, dostlar olduğu zaman da o insan yani toplumsal kabul görmüş birisi oluyor ve o toplum içerisinde daha da güçlü hale geliyor. Yani hem maddi hem manevi imkanlara sahip olanlar, bir de çevresi geniş olan insanlar diyebilirim. Yaşantınızda kendinizi nasıl tanımlarsınız? Ben de aynı şekilde orta diyebilirim. Hem maddi olarak da orta seviyedeyim, manevi olarak da daha kamil insan değilim. Geliştirmeye çalışıyorum kendimi. Çevre olarak da biz yeni geldik Eskişehir'e. Çevremiz var, akrabalarımız var. İnşallah daha da iyi çevreler ediniriz. Yani orta diyebilirim. Güçlü insan size göre kimdir? Evet. Özgür insan güçlüdür. Tamam. Özgür insan olmak neyi gerektirir peki? Özgür insan olmak için kendine güveneceksin, sağa sola özgürlük için bir takım bir şeyler yapacaksın falan filan. Başka ne diyebilirim ki? Peki siz kendinizi nasıl görüyorsunuz? Ben çok özgürüm. Teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de aynen eşim gibi kendimize güveniyoruz. Sizi çok seviyoruz, herkesi. Kendine güvenen, ailesine sahip çıkan insanlardır. Peki siz kendinizi nasıl buluyorsunuz? Çok güçlü buluyorum ben. Hangi yönlerde? Yani ailem yanımda, ben arkadaşlarım yanımda. Ondan sonra mutluyum, yaşıyorum. Bundan dolayı güçlüyüm. Peki kendinizi hayatınızda özellikle güçlü hissettiğiniz bir an oldu mu? Hatırladığınızda onurlandığınız bir zaman. Bu yine aileye çekiyorum ben. Ne zaman ki bir zorluk yaşasam, ailem yanımda olursa, dostlarım yanımda olursa, o zaman güçlü oluyorum. Güçlü ben. Siz neden? Nasıl buluyorsunuz kendinizi? Saatim yerimde. Yaşım 72. Hala da gezebiliyorum. Ayakta durabiliyorum. Daha ne olsun? Başka bir beklentim yok ki. Çok şükür gelirim fena değil. Kendimi idare edecek kadar. Başka bir beklemiyorum. Bu yaştan sonra ne bekleyeyim anam ben? Ne bekleyebilirim daha doğrusu? Recep Tayyip Erdoğan. Kendini tanıyan insanlara güçlü insan denir bence. Kendini tanıyan, çevresindeki insanlara saygılı olan, kendini seven ve etrafında da o sevgiyi gösterebilen insana güçlü insan denir. Peki siz nasıl bir bireysiniz? Nasıl görüyorsunuz kendinizi? Kendimi nasıl görüyorum? Yani her şartta uyum sağlamaya çalışıyorum. Uyumlu bir insanım diyebilirim. Evet. Güçlü buluyor musunuz peki? Yani güçlü yanlarımda olduğunu düşünüyorum, evet. Nedir güçlü yanlarınız? Sizi güçlü yapan özellikleriniz nedir? En önemlisi annelik mesela. Annelik beni çok güçlü yapıyor. Yani düştüğüm yerden kalkmamı sağlıyor tekrar. Böyle diyebilirim. Teşekkürler. Rica ederim. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce güçlü insan? Ekonomik özgürlük. Ne düşünüyorsunuz? Ekonomik özgürlüğü olan insan güçlü insandır diyorum.
Peki siz kendinizi nasıl buluyorsunuz? Kötü. Yani ekonomik özgürlüğümüz yok. Onun için de pek de şey diyemiyorum yani. İradesine sahip olabilen, vicdanlı, iyi niyetli, vatanını, milletini seven insanlar güçlü insandır. Peki siz kendinizi nasıl buluyorsunuz? Ben güçlü görüyorum kendimi. Hangi yönlerinizde güçlü görüyorsunuz? Her şeyden önce vatanımı, milletimi seviyorum, bayrağımı seviyorum. Ve irademe, vicdanıma sahibim, merhametliyim. Kimseyi küçümsemem, kendimden küçük görmem. O nedenle ben kendimi gerçekten dediğiniz gibi hissediyorum. Güçlü insan sporcu olan kişidir. Spor yapan, iyi bilen, yemeği iyi beslenen o kişidir yani. Başka işe güzel gidip gelen, evinde iyi geçinen o şahıslar güzel bir kişidir yani sporda. Güçlü insan sinirine hakim olan. Başka? Neden böyle düşündünüz? Çünkü insanlar duygularına kapılarak yapmak istemediği şeyleri sinirli anlarında yapıyor. Ama sinirli olmadığı zaman aklı başına geldiğinde istemediği şeyleri yapmama durum oluyor. O yüzden Peygamberimizin de hatırladığım kadarıyla öyle bir hadisi var. En güçlü insan sinirlendiğinde sinirine hakim olandır diye. Peki sizin kendinizi güçlü bulduğunuz yönleriniz var mı? Bu yönüm. Sinirime hakim olmaya çalışıyorum. Çünkü normalde sinirli bir insanım yani. Onu baskılamaya çalışıyorum. Rabbimden başka kimse güçlü insan değildir. Başka bir şey diyemeyeceğim. Duruşuyla, yürüyüşüyle, kendi egemenliğiyle, ne bileyim konuşmasıyla güçlü olduğunu belli eder. Peki siz kendinize dışarıdan bakacak olursanız nasıl buluyorsunuz kendinizi? Orta seviye diyelim. Yani yapmak isteyip yapamadığın şeyler var. Bunlar için harcadığın çabalar var. Ama genel anlamda baktığın zaman hep bir arada kalmışlıklar var. Güçlü insan annedir, ev hanımıdır, kadındır, Atatürk'tür kadına bu gücü veren, dinimizdir kadını her zaman güçlü kılan, yani okumuş kadındır, kesinlikle cahil olmayan. Yani çocuğuna sahip çıktığı, eşine sahip diye çıktığı gibi torununa da sahip çıkan kadın güçlü kadındır. Emekli bir öğretmenim. Teşekkür ediyorum. Sizleri de güçlü görüyorum. Peki siz kendi yaşantınızda kendinizi nasıl buluyorsunuz? Ben de çok güçlü bir kadınım. Çünkü eşimin zor bir görevi vardı. Gerektiğinde anne, gerektiğinde baba oldum, okuttum. Tabii beraber güzel yaşamlarını kurduk. Zorlukları da geçtik çünkü o güç vardı, bizim varoluşumuzda var o güç. Doğurabiliyorsan o gücün vardır yani. Güçlü insan kendini bilen insandır. Yani kendini bilemeyen insan hiçbir şey yapamaz. Bu kadar. Peki siz kendinizi nasıl görüyorsunuz? Yani yerine göre güçlüyüm, yerine göre güçsüzüm, herkes gibi. Herkesin olması gerektiği bu. Kendine güvenen insan diyorum ben. Özgüveni yüksek olan insan güçlü insandır bence. Siz nasıl bir insansınız? Ya özgüvenli bir insanım tabii ki ama zaman zaman insanlar hani böyle biraz kendini şey depresif hissedebiliyor. O zamanlar güvenini kaybedebiliyor. Ama genelde kendimi güçlü olarak görüyorum ben. Peki kendinizi özellikle güçlü hissettiğiniz bir hatıranız var mı? Yani şu anda sordunuz hemen hatırlayamıyorum ama hani böyle... Vardır ileriki. Tabii ki vardır. Hani böyle hastalıklarla uğraşıyorsunuz, ölümler oluyor. O zamanki tepkilerime baktığımda mesela hani o durum karşısında falan daha güçlüymüşüm gibi geliyor. Hani bazı insanlara bakarak tabii ki. Şu anda ne hatırlayamıyorum yani. Şu konuda çok güçlü kaldım diyemeyeceğim ama hani bu yaşıma kadar da ayakta kaldıysam muhakkak hepimizin sorunları oluyor. Hayat bu yani. Ayaktaysam hala güçlüyüm diyorum ben. Sevildiğinizi hissediyorsanız, size saygı duyulduğunu hissediyorsanız, yaptığınız iş ne olursa olsun, hiç fark etmez. O zaman güçlü bir insan olursunuz. Güç demek illa para demek değildir. Kendine güven, karşısındakine güven. Güvendiğiniz bir insan varsa yanınızda, bu eşiniz olabilir, arkadaşınız olabilir,
sevgiliniz olabilir, fark etmez. O zaman gerçekten güçlü hissedersiniz. Ben 39 yıllık evliyim. İki erkek çocuğu annesiyim. Eşime çok güveniyorum 39 yıl sonra bile. O yüzden de çok güçlü olduğumu hissediyorum. Güçlü insan benim ama şimdi neden? Çok işim var. Sağlıklı insan. Sağlıklı insan güçlüdür. Sağlığı yerindeyse her şeye kafası çalışır. Her şeyi görür, her şeyi duyar. Sağlıksız insan hiçbir şeye kafası çalışmaz. Hiçbir şey de görmez. Hap gözüyle bakar, dikine gider. Güçlü insan çalışkan, şu an hiçbir fikrim yok maalesef. Sizce ekonomisi iyi olan bir insan mı güçlüdür, yoksa maneviyatı iyi olan bir insan mı güçlüdür? Vallahi ekonomisi olan güçlüdür. Maneviyatı güçlü insan diye insanları kandırıyorlar. Ekonomisi güçlü olan her şeyi ele getiriyor yani. O daha güçlü oluyor yani. Maneviyat güçlü diye böyle insanları biraz kandırıyorlar. Peki siz kendinizi nasıl buluyorsunuz? Güçlü müsünüz? Ben orta halliyim, ben orta şeker. Güçlü de değilim, güçsüz de değilim ama kendime yeterliyim yani. Vallahi nasıl tanımlayayım, güçlü derken ayakta her şey ayakta kalabilen, yani ayakta kendine güvenen, emin olan, her şeyi başarabileceğine inanan güçlü insan odur yani bence. Kendine emin, kendine güvenen güçlü insan odur bence. Peki siz kendinizi nasıl buluyorsunuz? Ben kendimi güçlü buluyorum. Her şeyi, her sorunu çözebilen bir insanım. Güçlü buluyorum. Hayatta kalabiliyorsan ayakların üstünde, bana göre güçlü insandır. Yani tabii bir takım hayat mücadeleleri veriyoruz, hepimiz veriyoruz. Ben kendimi güçlü görüyorum. Sence kimdir güçlü? Güçlü insan. Annen midir, baban mıdır, anneannen midir? Evet. Yani onları tanımayacak. Sen şimdi küçük olduğun için. Babam. Baban. Neden peki baban? O daha güçlü. Güçlü insan kendinden emin, kendine güvenen, hayata pozitif bakan, dolayısıyla paylaşan, paylaştıkça da yansımaları alan, onlarla da mutlu olan bir insandır. Peki siz nasıl birisiniz? Ben bunları taşıyan biriyim. Kendimden de eminim, mutluyum. Söz yazarı, bestekarı bu arada. Duygularımı yansıtıyorum, yansımaları alıyorum. Güzel şeyler yaşıyorum. Peki hayatınızda kendinizi özel olarak güçlü hissettiğiniz bir anınız var mı, hatırlıyor musunuz? Her zaman yardımsever olmak, insancıl olmak, paylaşmak, birilerinin hayatına dokunmak, dokundukça onların mutluluğunu görmek beni mutlu ediyor. Vallahi kendine güvenen, sağlıklı olan, etrafına, hayatına pozitif bakan insan bence güçlü insan. İnsanları seven. Peki siz nasıl bir bireysiniz? Ben işte pozitif bir bireyim. Herkesi seviyorum. İnsanı ayırt etmem. Tabiatı seviyorum. Güzel. Kendinizi güçlü buluyor musunuz? Kendi çapımda tabii ki güçlüyüm yavrum. Ne yapacaksın işte? Ekonomin yerindeyse, sabah sağlıklı uyanabiliyorsa, hayatına güler yüzle bakabiliyorsa, pozitif bakabiliyorsa, insanlar olduğu gibi kabul edebiliyorsa, en mutlu, en güçlü insan sensin. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Bu zamanda enflasyona karşı çıkabilendir. Kim olacak? Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de aynı düşünüyorum. Bence Atatürk'tür. Güçlü insan, önder, lider, yol gösterici. Katılıyorum. Ayrıca eklemek istersem, güçlü insan bence hani gücünü karşısındakine şiddetle gösteren insan değildir. Bunu söyleyebilirim. Peki siz kendinizi nasıl görüyorsunuz? Kendimi nasıl görüyorum? Güçlü buluyor musunuz? Yani kısmen. Çok güçlü bulduğumu söyleyemem ama evet, güçlü buluyorum. Peki hangi yanlarınızı zayıf buluyorsunuz? Hangi yanlarınızı güçlü buluyorsunuz? Yani insanların bazen görüşlerini etkilenebiliyorum, onların görüşlerinden. O yüzden güçsüz buluyorum. Onun haricinde yapabileceklerimin sınırı olduğunu düşünmüyorum. Atatürk. Onun üstüne tanımıyorum. Kendi ayaklarının üzerinde duran insandır diyebiliyorum. Ama günümüzde güçlü insan kalmadı sanki ya. Herkes güçsüz. Neden? Ekonomik krizden dolayı. Hiç kimseye muhtaç olmayan, hiç kimseyi muhtaç etmeyen. Değil mi? Ama günümüz çağında herkes bir üçkağıtçılık peşinde. Ben yurt dışından geldim, Türkiye hayal kırıklığı. Sizler gel şanslarınızda nasıl insanlarsınız? Güçlü buluyor musunuz kendilerinizi? Çok. Yani. Gelirimiz oldukça iyi olduğuna nazaran
Hiçbir zaman şöyle bir marka yerden bir suyu kalkıp da 30 liraya ve hatta 15 liraya içmedim, içmem de. Günümüzün gençliği, modern, yani en pahalı yerler tıklım tıklım dolu ama maalesef esnafın olduğu yerden gidip bir çay içmeyi, bir kahve içmeyi bilmiyorlar. Ben. Neden siz? Hürüm de ondan. Başka bir şey değil. Başta Mustafa Kemal Atatürk tabii ki. Sonra her şeyini kendi yapan, kendi çalışan, kendi kazanan, gayret eden kişidir. Yani her şeye hazır bulmamak lazım. Ben mesela şu an tasarımcılıkla uğraşıyorum. Ve hani gayet maaşımdan memnunum. Fakat hani tasarımcılık yetmiyor, yalan yok. Hani ben 5000-6000 liraya çalışıyorum. Hala kendim yardım işleriyle uğraşıyorum. Yani nasıl diyeyim size, hani kendim freelance iş yapıyorum daha. Yetmiyor çünkü çalışıp kazanmak önemli. Güçlü bir gelecek için neler yapıyorsunuz? Ya güçlü bir gelecek için şimdi enflasyon falan yüksek. Önce enflasyona karşı şey yapmak lazım. Hani çünkü ihtiyacı olan var, olmayan var. Bu çok önemli. Güçlü bir gelecek için öncelikle asgari ücretin rahat bir 5-6 bin o derecede olması lazım. Bir birey için. Yani bu çok önemli. Başkanı güçlü bir gelecek için. Gençlik çok önemli. Bu TikTok uygulaması maalesef gençliği bozan en düşük uygulama, en tehlikeli uygulamalarda. TikTok uygulamasını kesinlikle kapatırdım. Çünkü gençliğin neredeyse %90 orada. Günümüz için ise güçlü insan yok. Neden? Kim istediğini yapabiliyor. Peki sizin güçlü insana olan bakış açınız nedir? Hak, hukuk ve adalet sahibi olan kişidir. Bu da olmadığı için yok, güç yok yani. Kendinizi nasıl görüyorsunuz? Rüzgara bıraktık, nereye istirse o tarafa doğru gidiyoruz. Allah sağlık versin. Güçlü insan kendi ayakları üzerinde duran bence. Yani kendi parasını kazanıp kendi kendine yetebilen insandır. Peki siz nasıl birisiniz? Kendinizi güçlü buluyor musunuz? İşte bazen güçlü bazen güçsüz. Yani kendi çalışıyorum, kendi başıma idare edebiliyorum. Öyle. Kendini hem zihinde hem bedensel ayakta tutabilen biri. O şekilde yani. Kendi ayakları üstünde duran, kararlarını kendi verebilen insanlar için söyleyebiliriz. Bu kadar. Peki siz nasıl görüyorsunuz kendinizi? Vallahi şu yaşıma geldim, birçok şeyi başardığımı düşünüyorum. Onun için güçlüyüm diyebilirim. Peki geçmişe doğru gittiğinizde hatırladığınızda onurlandığınız bir deneyiminiz var mı? Kendinizi güçlü bulduğunuz. Öğretmenlik yaptım. Bundan daha iyi güç olur mu? Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Seviyorum onları. Emekliyim şu anda ama her zaman hatırlarlar beni. Ararlar, sorarlar. Bu en büyük mutluluk. Kendini tanıyan insandır. Eksiklerini, yeterli yönlerini, yetersiz yönlerini, yapabileceklerini, kapasitelerini, sınırlılıklarını bilen insandır. Ona göre de davranan insandır bence. Peki siz kendinizi nasıl buluyorsunuz? Kendimi nasıl buluyorum? Güzel bir soru. Böyle saatlerce cevap olabilecek bir soru. Tabii bazı durumlarda kendimi yeterli, başarılı olabilecek olabileceğim diye düşünüyorum. Ama bazı durumlarda da tabii ki yetersiz hissediyorum. Kendim bir eğitimciyim zaten. Kendi alanımda kendimi yeterli buluyorum. Size göre güçlü insan, siz güçlü insanı nasıl tanımlarsınız? Kendi ayakları üzerinde durabilenler, kendi kararını verebilenler, öyle diyeyim. Peki kendinizi güçlü buluyor musunuz? Çoğu anlamda evet. Evet, çocuklarımı falan kendim büyüttüm. Güçlüyüm yani. Güçlü insan, biraz düşünmem lazım. Güçlü insan parası olan insandır. Ama tabii bazı yerlerde para geçersiz. Güçlü tek şey varsa bak yukarı baktığınız zaman Allah. Güçlü en büyük etkenimiz Allah. Bir de sağlık. Sağlık olmasına güçlü olsan ne olacak? Bak bir hastalık geldi. Patır patır pıtır pıtır. Bırak sinek gibi eti döküldü. Güçlü olsan ne olacak? Paran olsan ne olacak? Yapacak bir şey. Siz hayatta kendinizi nasıl görüyorsunuz? Vallahi ben hayatımda çok mutlu görüyorum ben. Güçlü buluyor musunuz peki? Ben kendimi güçlü olarak, yani maddi yönde güçlü değil de pozitif diyelim, kendimi güçlü hissediyorum yani. Çünkü enerjim dolu. Hani hayat, yaşamak,
Az bir nevi de olsa az bir simitle mutlu olma. Odur yani. Başka bir şey değil yani kardeşim benim. Biz nedensiz? Sağlığımız yerinde olduktan sonra güçlüyüz. Sizce güçlü insan kimdir ve siz kendinizi nasıl görüyorsunuz diye Eskişehirlilere sorduk. Eskişehirlilerden gelen cevapları dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.